İskilip turşusu coğrafi işaret almış ve oldukça da beğenilen bir ürün. Biz bunu İlçe Tarım Müdürlüğü'nün zamanında da bu konuyla ilgili çalışmalar yürütmüştük. Kurslar düzenleyip bayanlarımıza oradan sertifikalar vermiştik. Belediye başkanlığından sonra da yine bu konu üzerine eğilerek yöresel ürünler çarşısını ve kadın kooperatifimizi kurduk. Pandemi döneminde özellikle ev kadınlarımız orada kendi ürettikleri turşudan ve el sanatlarıyla, el ürünleriyle aile bütçelerine oldukça büyük katkılar sağladılar. İnternetten satışla ilgili büyük aşama kaydettiler. Bu konuda, bu kapsamda kadın kooperatifimizle beraber yaptığımız bir valilik ortaklığıyla yaptığımız bir projemiz onaylandı ve geçtiğimiz günlerde turşu fabrikamızın açılışını yaptık. Fakat gelişen süreçte özellikle tarım kredi kooperatiflerinin, tarım kredi kooperatif marketlerinin piyasada yer almasıyla birlikte yeni bir pazar doğduğu kanaatine vardım ben. Ve orayla görüşmeler yürüttük. Sağ olsun hemşerimiz Tuğrul Aslan Bey'le yaptığımız görüşmeler sonucunda da İskilip turşusunun ticari amaçla bu şekilde değerlendirilebilecek bir ürün olduğu kanaatine vardık. Ve bu kapsamda görüşmelere başlandı. İskilip'teki paydaşlarla, işte İlçe Tarım Müdürlüğümüzle, Kaymakamlığımızla, kadın kooperatifimizle ilk toplantımızı yaptık ve bu turşu fabrikasının, büyük çaplı bir turşu fabrikasının ilk adımını atmış olduk. Şöyle bir şey olacak burada. Tabii ki tarım kredi kooperatif marketlerinde ürün satılacağı için bir kere pazarlama sorunu olmayacak ürünlerde. Ve burada kullanılacak hammaddeler, tarımsal hammaddelerin tamamı İskilip ve komşu ilçelerin arazilerinde, İskilip köylerinde ve komşu ilçelerin arazilerinde üretilecek. Bence asıl katma değer de buradan gelecek. Aynı çilek mevzusunda olduğu gibi İskilip'in köylerinde güzel kazançlar getireceğini, köylerin kalkınmasında önemli etkisi olacağını ben düşünüyorum. Yine bu bağlamda buna yakın olarak işte yöresel ürünlerimiz var. Herkesin bildiği üzere İskilip'in çok değerli yöresel ürünleri var. Bunun yanında biz İskilip Belediyesi olarak da bazı ürünlerin üretimine geçtik. İşte İskilip kolonyası, İskilip çileği kolonyası ürettik. Çok beğeni gördü. Bursa'daki fuarlara gönderdik. Çok ilgi gördü. İskilip çileği lokumu ürettik. Ve bunların yan ürünleri de yine üretilmeye devam edecek. Biz de bunun pazarlamasıyla ilgili de nasıl bir şey yapabiliriz diye fikir teatisinde bulunarak arkadaşlarla bunun internetten satışı üzerine bir çalışma başlattık. Şu anda İskilip Belediyesi'nin bütün ürünleri, İskilip Belediyesi'nin ürettiği ürünler ve İskilip'te üretilen yöresel ürünlerin tamamı, işte turşusu, reçeli, kuşburnusu, eriştesi, işte tokmaklı kağnısı, bıçakları, her şeyi İskilip Belediyesi'nin Trendyol sayfalarında satışa açılmış durumda. Burada iki amacımız var. Hem belediye şirketine bir gelir elde etmek, hem de bu ürünlerin belediye aracılığıyla tanıtılmasını, Türkiye çapında tanıtılmasını sağlamak. Eğer bunların içerisinde ekonomik olarak birkaç ürünü de ilerleyen aşamalarda İskilip ekonomisine kazandırabilirsek ne mutlu bize. Bu yine bunlar birbiriyle ilişkili olarak coğrafi işaret çalışmalarına da hız verdik. Zaten dolmamız ve turşumuz coğrafi işaretli ürünlerdi. Biz bunun yanında İskilip keşkeğine ve İskilip çileğine coğrafi işaret aldık. Bunun yanında tokmaklı kağnı, yırtma aşı, İskilip un helvası, sirke salatası gibi sadece İskilip'te bulunan ürünlere de coğrafi işaret almakla ilgili girişimlerde bulunduk ve bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda Çorum'un en fazla coğrafi işaretli ürünü ve coğrafi işaret müracaatı veren ürünleri İskilip'te. Ama bunların coğrafi işaret almaktaki sebebimiz bunları ekonomiye kazandırmak. Dolayısıyla bunlar birbirine sürdürmediği sürece bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla biz bunları işte ekonomiye de kazandırma yönünde kaymakamlıkla da beraber işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Halk eğitimden eğitimler falan da vererek.
Koyunla karışmam. Tamam ben çekeyim dedim. Tamam. Onu koy dedim.